Ahmet. Ha. Kardeşim burası 200-250 metrekare vardır değil mi? Yok lan, en az 500-550 var mı? Var mı o kadar ya? Rahat. İyi, o zaman bundan sonra madem beraber kalıyoruz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ha. Tabii tabii. Kardeşim baştan söyleyeyim, yalnız kiraya hayrım dokunmasa da aidatınızı öderim. Vallahi ben onu da veremem Ahmet, durumu biliyorsun. Bir de kardeşim bu kızcağıza bu ilaçları vermeyelim oğlum, yazık lan. İki sayfa yan etkisi var oğlum, görmüyor musun ya? Öldürmeyelim doktor kadını şimdi, bırakalım kendi eceliyle ölsün ya. Zaten hem günah hem de mal praktise girer, değil mi Sadi? Tabii tabii. Kendi içiyor lan. Acaba imzalı kağıt mı istesem ya? Kendi rızamla içiyorum diye. Anasını satayım, doktor hasta olur mu lan? Bana da doktorun hasta olanı düştü ya. Yalnız Ahmet, tarçınla kekik de lazım. Hani limon da iyidir de tarçınla kekiği de kattık mı fişek gibi olur. Ben bunların sayesinde hiç hasta olmam. Tarçın kekik yok Sadi. Yeni taşıdık eve. Ketçap, mayonez, tuz var hadi. Olur olur. Sen ketçapla mayonezi bir tabağa koy. Yalnız bir ufak çay kaşığıyla hafif karıştır. Biraz da ekmek çıkar. Balık da iyi ekler için kıyıldı. Murat abi de yer. Ah senin belanı. Bizim kuzucağız niye hastaneye götürüyoruz? Neden hiç benim aklıma gelmedi ya? Hakikaten hastaneye niye hiç götürmedim ben bu kızı? Değil mi yani? Normalde hasta olduğun zaman hastaneye gidersin. Tabii. Şimdi bu hasta diye bunu eve mi yolladılar ya? İstemiyor lan. 3 günlük rapor aldı. Hastaneyi sevmiyormuş. Nasıl doktor lan bu? Sadece çorba hazır mı? Yani galiba belki. Kısmen. Elden geldiğince. O zaman şey yapalım ya Murat abi, yukarı çıkalım da ben seni bir ısıttırayım ha? Barcelona benim. Bana bak, senin için Niksar Belediye Spor yaptım yukarıda, onunla oyna. Ankara gücünden başkasıyla oynamam. Siterin! Ahmet kusura bakma ya, grip aşısı da olmuştun oysa ki. Özür dilerim. Aa, ne özür gadasını aldım. Ne güzel işte, bunlar da birer fırsat benim için. İnsan bazen sevdiği düşkün kalsın da sevdiğini, onu ne kadar çok sevdiğini göstermek için bahane bulsun ister. Sakın kalkma sen, tamam mı? Sen sakın kalkma. Ben senin için kendi ellerimle mercimek çorbası yaptım. Nane limon kaynattım. İlaçların da burada. Ateşin dindi değil mi? Parastemol aldım, indi biraz şimdi. Şimdi biraz pasoefedrinle antihistaminik alırım. Üstüne bir de topikal steroid çaktım mı tamam, birkaç saat toparlar beni. Ahmet. Hı? Ya sen işinden geri kalmıyorsun değil mi? Bak iyiyim ben gerçekten. Sen gideceksen ben de geçebilirim eve. Ya Ferideciğim, sen ne yaptın ya? Keşke öyle kafana göre parastemol almasaydın. Bunun içinde de parastemol var. Doz aşımı olmaz değil mi? Kafana göre alıyorsun kızım parastemolü. Yok, dikkat ederim. Günlük dozajı aşmam, merak etme. Ama olmuyor böyle Feride. Allah Allah, öyle kafana göre alıyorsun. Leblebi mi kardeşim bunlar ya? İlaç, ilaç. Bak şimdi bir şey olmaz, 10 sene sonra karaciğerim falan patlar. Allah korusun kızım, dikkat et ya. Sonra arkana bakarsın, ben nerede hata yaptım dersin. Murat yüksek sesle okudu da kutudaki kağıtları. Tıbbi şaka yaptım sana. Ahmet. Ha? Çok tatlısın, biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii. Pişt. Hey. Gelsene yanıma. Aa gelmem. Hastasın sen. Gelmem. Caiz değil lan. Ya gel ya. Bir şey söyleyeceğim bak. Söyleyecek misin? Hı, gel. Senin geçmişini sikeyim. Senin ben geçmişini sikeyim. Kodum bu. Ne kadar? Abi buyur. Fakirhanemizin sabah kumanyası. Kusura bakmasın artık. Yok lan, neyin kusuna bakacağım. Hayat ne garip Vedo. Bir gün kralsın, bir gün uşak. Bir gün kartalsın, bir gün bok sineği. Bir gün Ahmet Kural'ın evindesin, bir gün... Lan arkadaş, dün gece sabaha kadar barçayla üçünüzü de barçaladım. Üçünüzün üzerine 35 lira çıktı ya lan. Abi aşk olsun ya. O bizim aile taksim paramızdı. 3 serserimayın üstlüklerine çıkıp birilerine çarpıp patlama ümidimizi yedin sen dün gece bizim, bunu biliyor musun? Yediğim ümide bak arkadaş ya. Birbirlerine çarpıp pat... Ya siz nasıl insanlarsınız lan sapık? Gerileyim diyorum, gerilemiyorum, bahçe yok. Lan ben kuru ekmek içiyle nasıl gerileyim lan? Of çok bunaldım. Sıkıldım ya lan.
Ya abi onu bunu bırak sen. Adam uzaydan atlamış ya. Yalnız 39 bin metreye balonla çıkmış o adam ha. Balonla o kadar çıkılıyor mu ya? Demek ki biz hani balonları öyle salıyoruz ya öyle. Demek ki onlar orada bir yerde o stratosfere kadar çıktıysa demek. Tabii bir şey oluyor o zaman. Aklım yarıyor ya. Oldu lan Toramlanım ha. Bana zeytin takıldı herhalde. Sofrada zeytin de yok lan. İçeride gizlice zeytin mi yedin sen? Dur çıkartacağım bunu sen. Dur benimle kal, benimle kal. Dur çıkartacağım. Dur, dur. Çıkartacağım bu zeytin. Bir dakika telefonu bakayım çıkartacağım bu zeytin. Alo. Evet. Yok Salih ben. Evet. Tamam tamam. Ben kendisine söylerim tamam. Şey acaba bu hafta ödemeleri kapattı ya la. Abi ne dedi? Ne dedi? Heh. Vedat'ın sekreteri de olduk ya, tam oldu arkadaş ya. Ya ben bu hallere nasıl düştüm ya? Ben anarşist bir ruh haliyle sosyalist değerleri beğenen, kapitalistliğin önde gideni lümpen bir adamdım ben ya. Ben nasıl bu hallere düştüm ya? Ya bir şey yapma ya. Sıkıntı yapma. Allah korusun bak kilo bile vereceksin, devamlılığın bozulacak ha. Bir de o var. Ya benim kariyer planlarımda vücudumla para kazanmak, vücudumu bir meta gibi kullanmak falan bunlar yoktu Vedo. Abilerin gülü, lafını balla bölüyorum da. Hakkı Bey ne dedi? He, sen herkes kendi derdinde kendini düşünsün olsun değil mi? Salih abim burada iç çatışmalarıyla acı çeksin. Sen Hakkı Bey telefonda ne dedi? Ya arkadaş birazcık da benimle ilgilensene, ben burada acı çekiyorum ya. Sen Hakkı'nın telefonunu merak etmesen, ben burada acı çekiyorum ya. Salih abi, kovulurum. He, doğru. Ya çok önemli bir şey demedi, şey dedi bu... Dizi için bir tane reklam yönetmeni mi ne bulunacak? Şöyle bir şeyler dedi yani. Ne? Reklam yönetmeni mi? Allah! Allah! Allah Allah ya, Ramazan mı geldi? Buna alak diyorsunuz yani öyle mi? Alalım alalım. Bunu alalım Şenol Bey. Kerem Ocak. Bir gün mutlaka bizim olacak. Piyasadaki en iyi reklam yönetmeni bu. Duymuşsunuzdur herhalde. Nereden duyacağım oğlum? Piyasayı bilmiyorum diyorum. Her fırsatta eziyorsun lan beni. Anlatsana nedir ne değildir hadi. Tamam. Sorunuza soruyla cevap vereyim de havam bir kat daha artsın. Neden bu takımı giyiyorsunuz? Neden bu kahveyi içiyorsunuz? Neden o telefon hattını kullanıyorsunuz? Neden bu şapka? Neden bu ceket? Neden bu helikopter? Neden? 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 Param çok lan. Saçıyorum. Sana ne? Doğru. Bana ne? Ama cevap bu. Kerem Ocak. Ülkenin en başarılı reklam yönetmeni. Giydiğiniz o takımın da, içtiğiniz o kahvenin de, o telefon hattının da... Hop 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 hop! Reklamını bu peso çekti. O yüzden kullanıyorsunuz onları. Adam 40 saniyede topal eşiğe içi dolu tanga gibi gösteriyor Şenol Bey. O ne lan? Tanga, iç dol. Paçalının karşıtı yani. Topal eşiği köyden biliyorsunuzdur zaten Şenol Bey. Şimdi Şenol Bey şöyle düşünün. Bütün reklam çektirecek firmalar bu adamın kapısında. Adam genius, dahi, tek adam. Adam değil, marka. Ya yeni bir araba modeli çıkacaktı piyasaya. Kerem bedelliye gitti diye bir ay sonra çıkardılar arabayı. Vay, adam bedelsiz yapsa ekonomik kriz olacak aman avoyim ya. Tamam, bu adam madem efsane, niye bu adama dizi çektirmiyorlar aga ha? Ha, niye çektiremiyorlar? İkna edemiyorlar, gözünü boyayamıyorlar, aklını alamıyorlar. Şimdiye kadar bir bal korsuyla karşılaşmamış da ondan. Adam reklam çekiyor ya. Bakar mı kıçı kırık dizilere? Bakar, bakar. Bakar da paraya bakar. Bizim gibi kıçı kırık kütüp gözlere bakmaz. Selamımızı bile almaz Şenol Bey. Hop, orada dur. Kerem Ocak bizim olacak. Gerekirse kaç çift çorap gerekiyorsa satacağız aga. Vallahi mı? Vallahi Allah. Hoş geldin Ahmet'ciğim. Ben de yarım saattir burada seni bekliyorum. Abartma ya. 23 dakika oldu. Ben de bakıyorum herhalde saate değil mi? Neyse konumuza dönelim. Acelem var benim. Gözümün nuru evde yatıyor. Hasta. Uyanmadan dönmem lazım. Benim de zaten 1000 tane işim var. Acele dedim birden apar topar buraya geldim. Bak Tülay. Allah tahsilatını affetsin. Gidişi çok manidar oldu ama hiç öyle bir insan değildi. Meleği kaybettik biliyorsun. Sorma. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sen biliyor musun açıklanmış mı ya rahmetlinin vasiyeti? Ben nereden bileyim Ahmet?
Hem sana ne vasiyetinden? Yoksa rahmetlinin sana borcu mu vardı? Hayatta inanmam. Ya yok, ne borcu? Melek gibi insandı kendisi ya. Allah Allah. Allah onun günahlarını alsın, bana versin. De. Sen biliyor musun beni kime bırakmış giderken? Seni mi? Evet. Saçmalama Ahmet. Hem sen miras tanımına girmiyorsun ki. Niye ya? Değerim ben de. Olmadı, birine de mi emanet etmemiş beni kız? Ahmet, saçmalama. Sahipsiz kaldım ya la ben o zaman. Beni menajersiz bırakma Tülay, gözünün çapağınıyım. Sokaklara atma beni. Ahmet yapma. Meleksiz kendimi çıplak hissediyorum Tülay. Ya menajersiz hiçbir şey yapamıyorum. Benim elim ayağım oymuş meğerse ya. Allah rahmet eylesin onlar. Gani gani Allah rahmet eylesin ya. İş bulurdu bana, faturalarımı öderdi. Kuru temizlemeye eşya alıp götürür getirirdi. Bak yeni eve taşındım. Çamaşır makinesini bağlatamadım daha. Ben servisçi bilmiyorum ki. Servisi arıyorum, geliyoruz abi diyorlar. Ne gelen var ne giden ya. Servisçi de ne demekse artık dört gibi geliriz. Vallahi çok kötü durumdayım ya. Melek olsaydı şu anda çamaşır makinesi çoktan bağlanmıştı eve. Ben daha taşınmadan ya. Götünü çapanıyım benim menajerim ol ya. Menajersiz yapamam ben. Ahmet, ben Murat'a söz verdim. Olmaz. Olur olur. Hadi olmaz olmaz. Ne olmaz ya? Gariban mı kalayım ben? O ister mi benim menajersiz kalmamı? Ne yapayım ben şimdi? Öleyim mi burada? Öleyim o zaman. Allah korusun. Korusun be kızım. Değerim ben ya. Kaç tane oyuncu var şu memlekette? Kaç tane halk kahramanı var? Rüstem abi ne oluyor? Murat'cığım geldin mi? Gel. Hayırdır Mesut? Ne oluyor? Kutlama yapıyoruz. Mesut kardeşimiz manita yapmış kendine. Mesut, yıllardır bu anı bekliyorduk. Şaşkınız. Tebrik ediyorum. Çok sağ ol Murat abi. Bakalım mutluyuz şimdilik. Ama işte elim boş geldim oğlum. Söylesene la. Gelirken bir tane hediye alırdım ben sana. Haberimiz yok ki Mesut. Efendim? Anaya babaya haber verdin mi? Gerçi şimdi evde bayram havası var tabii. Annenin kafasındaki bütün sorular ne oldu? Cevaplandı. Bütün pürüzler giderildi. Dümdüz oldu böyle. Düpedüz oldu her şey. Straight yani. Abi onlar ama biliyorlar zaten. La gerçi gelirken bak radyoda anons yapılmıştı ya. Mesut sevgili yapmış diye de ben o Mesut'un senin olduğuna ihtimal bile vermedim ya la. Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga yok. Dalga yok Mesut. Türkiye olarak böyle bir olayı 20 yılda bir görüyoruz. Ülke canak ne kadar şaşkınız, ne kadar sevinçliyiz. İnanamazsın ya la. Bırak. Ayıp oluyor ama. Ben de onu diyorum işte Rüstem abi, ayıp ya. Sen bilim adamısın, kalkmışsın İsviçre'den buraya geliyorsun. Niye? Şanslı kızı incelemeye. O ne kullanıyorsa onlar da ondan kullanacaklarmış. Böylelikle Maya takviminin de gerçekliği ispatlanmış olduğu, çünkü mucizelerden bir tanesi Mesut'un sevgili bulmasıymış abi. 21 Aralık 2012'yi beklemeden esraktan kıyameti görecekmişiz Mesut. Mesut! Bu arada uzaylılar Hubble teleskobuna mesaj geçmiş. 3 ışık yılıdır bu anı bekliyorduk diyorlar lan. Yenge mutlaka çay yapsın. Dünyayı ilk istinaya geldiğimizde mutlaka uğrayacağız. Susamlı bisküvi de yapsın dediler. Ne yapıyorsun Murat? Ayıp. Çok ayıp. Vallahi ayıp. Ayıp. El kadar çocuğun mutluluğunu kıskandın ya la Cemcir. Demediğini bırakmadım bebeğe. Yalnızlıktan oluyor işte Cemcir. Yalnızsın, yanlışsın, yanmışsın, su dökenin yok Cemcir. Kendi kendini kuruttun yala. Kendi kendine konuşuyorsun Cemcir. Olana çık. Haklıyım, çıkayım. Yukarı çıkayım. Fıtı 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 fıtı. Çabuk çık Cemcir. Vallahi konu komşuya söylüyorum ablam dizi çekiyor diye. Acayip aman oluyor sayende. Niye abla diyorsun Serpil? Ya bir tanış de. Kankam de, arkadaşım de, kardeşim de ama abla deme artık, kurban olayım. Şuna bir noktayı koyalım artık. Dizi de iyi gidiyor işte, ne olsun. İşte çekimlere başlamadık henüz tabii. Bekleme sürecindeyiz. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor market? Yokluğumu hissediyor musun? İlk gün zor geçti biraz. İkinci gün daha kolaydı. Abla, sıkı dur. Terfi aldım ben. Kasa müdürü oldum. Hayır, hayır, hayır. Abla, iyi misin? Yo, niye kıskanayım? Ama özel sektör işte Serpil'cim. Terfi alırsın, yeni ünvan verirler ama iş aynı iş, maaş aynı maaş. Niye kıskanasın ki abla sen zaten yani? Sen sonuçta dizi sanatçısı oldun artık. Senin buraya gelip bizi ziyaret etmen bile bir lütuf sonuçta. Estağfurullah Serpil'cim. Dizi sanatçısı oldum ama yani öyle demene gerek yok. Bilmedim. Yok yok abla, doğru söylüyorsun sen. 3 kuruş para ve umutlarla çalışıp duruyoruz biz burada. Ama baksana ya, sen ne güzel yırttın burada. Televizyona da çıktın. Dizin de çekilir, daha iyi olursun inşallah. Abla ben o zaman kalkayım. Benim kasa beni bekler. Tamam. Ama bak bana söz ver. O dizi çekilecek. Bak o dizi çekilecek ve sen yıldızların arasından bütün kasiyerlere el sallayacaksın. Tamam mı? Söz kız. İlk çıktığım canlı yayında sana el sallayacağım. Kalk bacım, kalk.
Aa Serpil. Ne haber Serpil? Lisede çıkma teklif ettiğim kız da aynı böyle ağlayarak kaçmıştı. Neden ben, neden ben diyerek. Kabul, kendince nedenleri vardı. Ama bu beni çok örseledi, çok yıprattı Beyce. Özür falan mı dilesem? Ya da zamana bırakalım ya. Bence zamanla hatasını anlayacak, bu buzlar eriyecek yani. Panik halindeyim çünkü, panik halindeyim. Ya hadi kız gelsin bir de özür dilesin senden istersen. Bir şey konuşuyorduk burada, kalktı gitti senin yüzünden. Hadi ya, keşke benle de konuşsaydınız. Bir sürü fıkra biliyorum ben, böyle ortamı ısıtırdım. Putasız gerginlikte sona ererdi. Tih! Sadi sen Serpil için geldin, belli ki ben de zaten kalkıyordum. Yok yok, ben senin için geldim. Benim için mi geldin? Ne oldu, diziyle ilgili gelişme mi var? Sadece söyle, çekiyor muyuz, başlıyor muyuz? Ne olur söyle. Bizim seninle emlakçı jargonuyla konuşmamız lazım. Ha, o konuda. Doktoruna görüştüm Sadi'cim. Testlerin sonuçlanmış. Ay, Sadi kısırmış dediler bana. Allah Allah. Bunu neyi nereden bulmuş ki? Ya birini sanıyor bu ya. Yer miyim ben onu? ALES 91 diyorum valla. Ne yapıyorsun lan ezik? Ne yapayım? Burnumun ucundaki fırsatların aritmetik ortalamasını alıyorum. Sen ne yapıyorsun? Gel dedin geldik balım, ne yapaydık? Ortam güzelmiş ama. Balım mı? Neyse, şu dosyalara bir baksana Vedat. Garson, bir menü alabilir miyim canım? Ya ben sana dosyalara bak dedim. Sen de şöyle göz ucuyla bakıp garsondan menü mü istedin? Şöyle alevli bir şeyler içeyim dedim ya. Sana da söyleyeyim mi? Yalnız mekan 7,5 numaraymış Seher. Avlanma yasağı bitsin, ben balık tutmaya gelirim. Ne diyorsun oğlum, anlamıyorum be. Sen şimdi beni baya baya görmezden mi geliyorsun? Olan bu mu? Seni de görürüz be Seher abi. Sen bütün yıl uslu bir çocuk oldun mu bakayım ha? Ne oluyor be? Bana bak, Salih abim aç senin gözünü. O mu yapsana bunu ki? Kim ne yaptı sana? Salih abi diyor ya. Zehra, karşında koskoca Kerem Ocağan dizisinin yapım asistanının asistanı duruyor be. Hey, hey, hey! O kim be? O kim diyor ya? Sen reklam yönetmenlerini Şahı Kerem Ocağı tanımıyor musun? Senin o giydiğin donun reklamını bile o adam yapmış zamanı. Sen benim donun... Tamam, iyi, tamam. İşte yönetmen de bulunmuş. İyi olmuş, iyiymiş. İyi ne kelime Zehra. Bir Kerem Ocak projesindeyiz artık. Bu ne ki? Sen benim Mırçın Asistanlar sayfasındaki havamı yiyorsun. Allah Allah. Allah Allah ya. Şimdi yönetmen Kerem Hoca oldu ya, artık iş kaliteli iş seviyesine yükseldi. Demek ki Şenol Beyler para çeşmesinin musluğunu kopartmamışlar. Şimdi biz de aynen ekipte olduğumuza göre artık bir ismimiz olacak. Efsane gibi yayılacağız camiada Zehra. E senin havan kim o zaman? Sen benim asistanım değil misin? He. Demek ki her şey özgüvenle alakalıymış şeker. Konu sen değil benmişim. Bir Nescafe. Güzel hanımefendi. Mesut. Kardeşim. Gelsene şöyle bir otur. Fıtı 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 fıtı. Mesut'cum şimdi... Tekrardan tebrik ediyorum. Oğlum otur. La vallahi senin adına çok mutluyuz, çok sevinçliyiz la. Seni sevinmem böyle oluyorsa hiç sevinme abi. Mesaj attım kıza ayrılalım diye. Yapma! Benim yüzümden mi? Ne yaptın be oğlum? Bir de ne yaptın lan? Cep telefonu mesajıyla ayrılınmaz. Karşındaki de insan. Vallahi sen öyle şeyler söyleyince dedim ben yapamayacağım herhalde. Kız da üzmeyeyim. Gitti gül gibi kız. Ya dedim tabii şimdi, demedim değil yani. Ve şoktaydım yani. Mesut, senden böyle bir şey hiç beklemiyorduk yani. Hayır tamam, 10 numara 5 yıldız hareket. Lan, sen var ya sen yere. O anlamda değil Mesut. Tamam, biraz aşırı tepki vermiş olabilirim, kabul ediyorum. Fakat sen de beni tanıyorsun işte oğlum. Yani içimi dışımı biliyorsun Mesut. Aşkınla olan biten her şeyin en başından sonuna kadar şahidisin oğlum sen. Şurada az laf dinlemedin bak, her şeyi görüyorum ben. Gözümden kaçmaz Mesut. İşler güçler şu ara zaten biraz karışık. Başımız sonumuz ne olacak belli değil. Serde yalnızlık var işte oğlum, anla da. Onu kafaya taktım ben demek ki yani. Ahmet haricindeki herkesi ben mutsuz diye kodladığım için kendime teselli edebiliyordum. Ama seni mutlu Mesut görünce işte benim bir şunları attı Mesut. Kusura bakma Mesut. Otomatik sigortayı ben henüz geçemedim yani. Hala 1,5'luk kablo, hala bozuk para yani. Ama mutluydum be abi. Mutluydum abi yok. Mutlusun sen, mutlu kal.
Bak tekrar senden özür diliyorum Mesut'cum. Fakat sırf sen değil şu enerjiyle karşıma bu ara kim çıkarsa yani devreler yani. Karadeniz'deyiz lan. Kan akıyor yani. Ondan sonra işte gelsin pişmanlıklar, özür dilemeler. Yeri gelmişken tekrar özür diliyorum Mesut. Boşluktayım ya onunla. Boşluk duygusu işte Mesut bu. Ben kendimi işime vereyim ya. Vallahi bak. Sen de şu kızı acilen ara, özür dile. Bunların hepsi Murat abinin suçu de. Benim yüzümden oldu de. Yani Murat abi bana at işte oğlum suçu. Anladın? Abi. Ha? Bir de şöyle yan yana bir fotoğraf çektirip mesaja koyayım mı? Hadi madem. Şimdi biz bununla tanışırken ben hep Ahmet'leri, Murat'ları tanıyorum dedim de. Lan çifte, sen benim adımı kullanıp kız mı tavlıyorsun? Kullanıyoruz da bir işe yaramıyor ki abi. Allah'tan Ahmet Kural hayranı kız. Ne kadar da farklı. Ne kadar da pişkin hayata.